öncesi görüntülerini izlediniz. Selamlar herkese. İyi haftalar. Makyajsız bir kasa. 2010-2014 arası dedi Alihan abi. Bu arabanın hali ne dedim? Çok kirli gördüğünüz üzere. Abi bu arabanın hali ne? Evet, bazen böyle gelebiliyor. Evet. Olsun. Yani yaptıktan sonra zaten yıkatıyoruz. Temiz bir şekilde teslim ediyoruz. Bir de öncesini kirli çektik ki sonrasında yıkatacağımız için sanki fark daha çokmuş gibi. Evet, evet. O da başka bir numara tabii. Evet. Hayırlı. Standart tamponlarımız var. Şuradaki M-Tech. Yani bu bir kasanın M-Tech'i olacak. Doğru mu? Şimdi makyajsız bir kasada aslında iki tane tampon. Şöyle söyleyeyim. Bir M-Tech body kit var. Bir de M235 diye geçen sadece ön tampon var. M235 ön tampon Good Go'dan geliyor. M-Tech body kit KM'den geliyor. O da bir Tayvan'daki body kit üreticisi. Good Go artık M-Tech'leri yapmıyor. Onları KM'den alıyoruz. Daha önceki videolarda söylemiştim. Soru cevap videosunda söylemiştik galiba. Evet, yani Tayvan sadece Good Go'dan ibaret değil. Başka üreticiler de var. Hı-hı. Hatta keza oradan bugün de yine tamponlar içerisindeki Made in Taiwan vesaire yazılarımızı gösteririz. Evet. Yani standart bir M dönüşüm yapacağız. Böbrek değişmeyecek. Body kit'i değiştirip temizleyip pastasını, cilasını yapıp ondan sonra da teslim edeceğiz. Evet, yorumlar gelmeden ben söyleyeyim. Keşke jantları da değiştirseydiniz. Evet. Ama arabanın sahibi biz değiliz. Yani ya, yorumlarda evet çok yazılıyor işte jantlar değişse, yere basılsa vesaire. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Kesinlikle. Onu baştan söyleyeyim. Bazen hani bize de çok yükleniyorlar. Hı hı. Ama sonuçta hani bu araba bize ait değil. Müşteriye. Body kit'in parasını biz vermiyoruz. Öyle yani. Şimdi body kit'i değiştiriyor, sonra jantı değiştiriyor, aynen, sonra basıyor. Aha. Biraz da bir süreç, işleyen bir süreç. Tabii ki. Yani kimi müşteri de mesela bütçesini ayarlıyor, parasını evet, biriktiriyor. Bir anda 30 bin lira, yani 40 bin lira. İlk etapta bize geldiği için bunun tabii şeyini, cefasını biz çekiyoruz birazcık ama olsun. Yarın öbür gün jantı değişir, ne bileyim. Far da değişir, sto her şey değişir yani. Aynen öyle. O zaman şimdi başlıyoruz. Fitment görüntüleri sizlerle efendim. İnancım sökmeye başladı bile. Hadi buyur. Az önce kayıtta fitment görüntüleri sizlerle dedik. Böyle iddialı bir çıkış yaptık videodan ama tekrar girmemiz gerekti. Evet. Çünkü bakalit miydi bunların adı? Yani iç bağlantı braketi. Braket. Marşbiyerlerin. Okay. F20'nin makyajsızlarda ve makyajcılarda gerçi aynı marşbiyeli paylaşıyorlar. İç, en sondaki iç bağlantı braketini değiştiriyoruz. Onun yerine yenisini koyuyoruz. Hı-hı. Ondan sonra da marşbiyeli takıyoruz. Bu da F30'larda yok, F10'larda yok böyle bir parça ama bir kasada evet. Değiştirdiğimiz bir ürün bu da. Yine ürünün üzerindeki Made in Taiwan yazısını görelim. Tabii şurada. Evet, harika gözüküyor. Daha önce dediğimiz gibi yani bütün parçaların üzerinde Made in Taiwan yazısı vardır. Bu yazı da içeri doğru girik değil, dışarı doğru çıkıktır. Yani onun da bilgisini vereyim. Bir ara söylemiştim galiba depo. Depodan çekim yaparken hani sahte mi gerçek mi vesaire diye. Yani içeri kabartmalı değil yani kabartmalı. Damga değil kabartmalı. Evet, kabartmalı olması lazım. O da neden? Bunların hepsi kalıptan yapılıyor. Şimdi buna biri damga vurursa hani çakma Made in Taiwan nasıl yapabilir Türkiye'de ya da atıyorum başka bir ülkede? Anca buna damga vurur. Damga vurduğu zaman da yazılar içeri girik bir vaziyette olur. Fakat eğer bu ürün kalıptan çıkıyorsa sadece Made in Taiwan yazısı değil, ürünün seri kodu, markası, tarihi vesaire bunlar hep dışarı doğru evet, çıkık olur. Şöyle oradan da tut. Oradan da anlayabilirler. En azından küçük bir dipnot da vermiş olalım. Evet. Bakıyorum, güzel. Cuk diyoruz öyle mi? Aynen öyle. Kasanın F30'lardan ya da işte 3 serisinden, 5 serisinden farklı olarak plakası tamponda, arka plakası. Haliyle kamerası da
arka tamponu. Sadece tamponu değiştirmekle bitmiyor yani. Evet, bunu da koyuyoruz. Ayrıca iki tane yaka aydınlatma lambası var. Evet, onları detayda gördük. Çok klas bir aydınlatma sökümü gerçekleştirdim. Kamera da elinde. Ya orayı koymaya başlıyorum. Burayı da koydum biliyor musun? Evet İnanç'cığım, bu değişen parçanın adı nedir? Bizi bilgilendir lütfen. Bir an tampon içi braketleri. Evet, sağ sol değişiyor. Evet, sağ sol değişiyor. Eskisi burada. Evet. Birazcık uzunluk farkı var galiba. Uzunluk ve genişlik farkı evet, var. Evet, şuraya doğru geliyor. Kaç vidayla tutturulmuş? Toplam 5 vida. 5 vida. Altta 2 ve üstte 3 olan şart vida. Harika. Teşekkürler. Evet, arka tamponumuz sahbanın üzerinde tamamlandı. Difüzörümüz takıldı. Fark sensörlerimiz. Bunların aynen adı neydi? Kenarına telle. Aynen, sabitliyoruz. Aynen. Braketlerin üstünde. Göstermek istediğim bir şey şu var. Bu ayrı bir parça, Made in Taiwan. Bu yine ayrı bir parça. Ters yazıyor Made in Taiwan. Ve hep konuştuğumuz şey çeki demiri kapağı. Gösterebilecek miyim? Biraz netleme problemi. Evet, gözüküyor. Burada ters şekilde Made in Taiwan yazıyor. Yani dediğimiz gibi daha önceden her parçanın üzerinde mutlaka Made in Taiwan markanın ismi, logosu, seri üretim numarası vesaire hepsi var. Olmadığı takdirde evet bir akılda şüphe uyandırır. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Problem yok. Meydanda. Evet, artık takalım. Evet, çok konuştuk. Buyursunlar. Havalandırma ızgaralarını değiştiriyorlar. Yerde de bir parçası var, ana parça. Çünkü neden? Eski tamponun havalandırma bölümleriyle yenisinin bölümleri farklılık gösteriyor. Doğru anlattım mı? %100. %100, çok iyi. Tamponumuz yine şurada Made in Taiwan yazısı var. Seni de bölmüş olmayayım. Evet. Sis farlarımız taşındı. Çünkü bu bir M-Tech. Aynen. Şurada yazıyı hemen göreyim. Gördüğünüz üzere. Neydi bunlar? Orijinal böbrekleri. Ha, evet. Orijinal tampondaki orijinal böbrekleri. Bu M-Tech bizim taktığımız ön tampona aktardık. Bu da çok geliyor aslında bu soru. Hani uyuyor mu uyumuyor mu vesaire diye. Evet uyuyor. Biri uyuyor, uyar. Fakat makyajsız bir kasanın M-Tech böbrekleri şu anda stoğumuzda yok. Aralık sonu gelecek. Onlarda da artık yavaş yavaş daha yeni modellere doğru böbrekleri değiştireceğiz. Soruyu biraz daha genişleteyim. Bu uyuma uymama meselesi sadece bir kasa için söylemedin değil mi? Üçü de aynı, beşi de aynı. Tabii. Yani standart tampondaki böbrek M-Tech'e de uyuyor, M3'e de uyuyor. Şimdi ya onu da şöyle açıklayayım. Bazı müşterilerimiz geliyor, standart bir arabası var. Sadece böbreği değiştirmek istiyor. Bizim Tayvan'dan getirdiğimiz böbreği şak diye ona geçirebiliyoruz. Oradan en azından hani bağlantı kurarlarsa birebir uyduğunu söyleyeyim. Sadece bir kasanın M2 body kitlerinde, M2 ön tamponlarında standart böbrek ona uymaz. Onunki biraz daha farklıdır. Evet. O da bizim stoğumuzda var zaten. Süper. O zaman devam ediyoruz. Vermemiz gereken ekstra bir bilgi var mı diye düşünüyorum. Şu anda yok. Yani bitirmek üzereyiz. Bir tek fare kamaları takacağım şimdi. Onun ayarı çok kolay değil. Onu en sona bırakıyoruz. Çok ince işçilik detayı isteyen bir nokta. Benim de aslında en sevmediğim noktalardan bir tanesi ama
Onu böyle rahat rahat böyle bir kahvemi, bir sigaramı içtikten sonra giriyorum açıkçası o işe. Evet, kafa rahatlığı. Evet, bazen telefonumu da kapatıyorum. Arayıp mesela diyorlar ki işte ulaşamıyoruz, telefon kapalı ya da açmıyorsunuz dediklerinde bilin ki zaman zaman diyeyim farikama kapaklarını takıyor olabilirim. Açmıyorsam farikama takıyorum diye. Güzel, harikaymış. Az evvelki kayıtta Alihan abiyle konuşurken İnanç şu sağ tarafı, bize göre sağ tarafı takmıştı. Sol taraf, her videoda bahsettiğimiz hani tüm parçaların üzerinde Taiwan, Made in Taiwan yazar durumu aslında hep sözde kalıyordu. Bu videoda elimden geldiğince hepsine yer vermeye çalışıyorum. Havalandırma ızgarasının üzerindeki Made in Taiwan yazısı, o da birazdan şurada yerini alacak. Değil mi? Evet. Evet, buyursunlar. Evet abi, projeyi bitirdik. Ön tampon, yan marşpiyeller, arka tampon. Sonuçtan memnun muyuz? Aynen. Üstümüz başımızı kirletmeden tertemiz. Evet. Ya yani son zamanların açıkçası revaçta olan bir modeli F20 makyajsız kazı 2010-14 arası. Çok soruluyor. Ya yani hem makyajsızı hem makyajlısı soruluyor açıkçası. Makyajsız M-Tech body kit'i taktık. Ön tampon, marşpiyeller, arka tampon, difüzör değişti. Egzozu dokunmadık. Standart solda tek çıkış egzoz. Hı. Tamamen M görüntüsü kalsın diye. Ufak tefek işte zımparamızı, pasta cilamızı da yaptık. Bir güzel de yıkattık. Şimdi birazdan da sahibi geldi. İçeride duruyor. Bizi dinliyor şu anda. Evet. Birazdan da ona teslim edip artık yolculayacağız, uğurlayacağız. Bugün de bitirmiş olduk. Evet. Bu araba da yani birazcık gözümüzden kaçmış galiba. Yani şu anlamda bu araba için değil, bu model, bu seri için. YouTube'da hani tabii her markanın şey, her BMW grubunun her modelini yapmaya gayret ediyoruz. Kabriyosundan, kupesinden, normal 4. Ya şimdi aslında yani bizi izleyenler için de bir taraftan biz de düşünüyoruz. Hani bu hafta ne yapalım, önümüzdeki hafta ne yapalım, 3 hafta sonra ne yapalım diye. Biz de sizin gibi mesela kontrol ediyoruz. Stokta ne çektik, neyi çekmedik vesaire diye. Aslında bu arabadan 4-5 kere yapmıştık. Fakat videosunu çekmemişiz. Biz de daha yeni fark ettik. Ondan sonra dedik ki hemen bir tane makyajsız bir kasa yapalım. Bugün de o da portfolyomuzda bulunsun, evet, YouTube sayfamızda. Evet. Bir de tabii Aralık sonunda bir alt kasa E82, E87 tekrar stoğumuza gelecek. Şu anda stoğumuzda kalmadı. Bir de onu yapacağız. Yani tamamen bir kasalar artık onunla beraber bitirmiş, tamamlamış olacağız. Bir de onu çekmedik çünkü. Evet. O bundan da önceki kasanın sedanı gibi görüntüsü olması. Hem sedanı var hem kupesi var. İkisinin de body kit'i var. İki müşterim var. Onlar beni bayağı da uzun zamandır bekletiyorum. Onların arabasını yapacağız. Biri turuncu, biri de mavi. Süper. Onlar da artık stoğa girince. Evet, bir ay sonra onları yayınlarız. Paylaşımını yaparız. O zaman haftaya E36'nın finaliyle diyelim. Sonunda. Evet, sonunda E36 bitiyor. Haftaya o videoyla görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.